Merhaba sevgili öğrencilerim. Sizleri özlemle ve sevgiyle kucaklıyorum. Türkçe dersinde şiir incelemesi yapacağız. Türkçe kitaplarınızı açıp hazırlanmanızı istiyorum. Beraber okuyacağız ve etkinliklerini yapacağız. Bu şiirde neler öğreneceğiz? Şiir nedir? Mısra, dize nedir? Kıta nedir? Şair ne demektir? Anlamını bilmediğiniz kelimelerin anlamlarını öğreneceğiz. Hangi etkinlikleri yapacağız? Şiiri okuyup anlayacağız. Şiir ile ilgili verilen cümlelerin doğru veya yanlış olduklarını bulacağız. Bize verilen isimler arasından özel isimleri bulacağız. Hecelere ayrılarak verilen sözcükleri yazıp özel isimlerin yazılışlarına dikkat edeceğiz. Evet, şiirimiz böyle bir görseli var. Görsele baktığımız zaman neler görüyoruz? Bir ev gözümüze çarpıyor. Evin etrafında hayvanlar, tarlalar ve ağaçlıklar görüyoruz. Ön planda daha çok olanlar hayvanlar. Onun için ne diyebiliriz? Bu şiirimiz hayvanlarla ilgili diyebiliriz. Evet, şiirimiz hayvanların dansı tahmin ettiğiniz gibi. Şimdi şiirimizi birlikte okuyalım. Bir gün bir çoban kavalını çaldı uzaktan. Çobanı gören kuzular bağırdılar bir ağızdan. Sesi duyan keçiler zıplaya zıplaya geldiler. İnek kızdı onlara, başladı bağırmaya. Kocaman bir köpek koşup geldi gülerek. Hep birlikte eğlendiler. Oynayıp dans ettiler. Şimdi mısra nedir? Buna bakalım. Mısra, şiirdeki her satıra mısra diyoruz. Kıta, birkaç tane mısradan oluşur. Bizim bu şiirimizde 4 tane mısradan oluşmuştur. Mısranın diğer adı da dizedir. Şair de şiiri yazan kişidir. Bizim bu şiirimizde şair belirtilmemiş. Şiirde duygularımızı, düşüncelerimizi ya da bir olayı ritmik kelimelerle, cümlelerle anlatan bir yazı türüdür. Bu yazı türü cüz yazı gibi değildir. Kelimeler ya da cümleler yan yana devam etmez. Evet, aynen burada devam etmez. Alt alta yer alırlar. Sizinle birçok kez şiir okuduk. Hemen aklıma geleni söyleyeyim. İstiklal Marşımızı, İstiklal Marşımızın kabulünde hep beraber okuyup yazmıştık. Evet, şiirde anlamını bilmediğimiz kelimelere bakalım. Çoban ne demektir? Çoban bir meslek adıdır, yani iş adıdır. Bir meslektir çocuklar. Bu işi yapan kişiler belli bir miktarda para kazanırlar tabii ki, her meslekte olduğu gibi. Yaptıkları iş ise hayvan sürülerini, bu sürüler işte keçi sürüsü, koyun sürüsü, inek sürüsü olabilir. Bunları otlatır, aynı zamanda onları gözetir ve onlarla ilgilenir. Gözetir derken tabii ki bu sürüleri bulunduğu yerden çok uzak yerlere götürüp otlattığı için işte onlara saldıracak hayvanlardan korur ve onların güzel yerlerde otlamasını sağlar. Kaval ne demektir? Genel olarak kamıştan yapılan, çoğunlukla çobanların çaldığı, içi boş, yuvarlak, yumuşak sesli, büyük düdük diyebiliriz. İlgilendiği sürüyü, çoban kavalı kullandığında ya da çaldığında ilgilendiği sürüyü bir arada tutar. Onların ruhlarını dinlendirir. Şimdi sizlere bir kaval sesi dinletmek istiyorum. Çoban sürülerini otlatıyor ve kavalını çalıyor. Hep birlikte dinleyelim. Thank you.
Evet, dinlediğiniz ve gördüğünüz gibi çoban sürülerini köyden çok uzağa götürmüş, yüksek yerlerde otlatıyor. Aynı zamanda kavalla beraber onlara eşlik ediyor. Evet, devam ediyoruz etkinliklerimize. Aşağıdaki cümlelere, şiire göre doğru veya yanlış deyiniz. Birinci cümlemize bakalım. Çobanı gören kuzular birlikte bağırdılar. Doğru. Keçiler zıplayarak çobanın yanına geldiler. Doğru. İnek kaval çaldığı için çobana kızdı. Yanlış. Köpek kızarak yanlarına geldi. Yanlış. Hayvanlar hep birlikte eğlendi. Doğru. Bir araya toplanan hayvanlar dans ettiler. Doğru. Eşek hayvanlara yöneticilik yaptı. Yanlış. Hayvanlar hindiyi aralarına almadılar. Yanlış. Zaten hindiden hiç söz edilmemişti. Devam edelim. Aşağıdaki kelimelerden özel isim olanları gösterelim demiş. Üstteki birinci sıramızla başlayalım. Ceket, Caner, Parfüm, Yusuf. Tabii ki burada Caner ve Yusuf özel isim. İkinci sırada Patlıcan, Biber, Kenan, Tiyatro, Kenan özel isim. Sibel, Emirhan, Çekirdek, Hacer. Sibel, Emirhan, Hacer özel isim. Diğerleri de büyük harflerle yazılmış. Tabii burada bizi yanıltmak istiyorlar. Biz insan isimlerinin özel isim olduklarını biliyoruz ve onları böyle işaretleyebiliriz. Devam edelim. Karpuz, Furkan, Burak, Bulut. Furkan ve Burak burada özel isim. Diğer satırımıza baktığımızda gökyüzü Mehmet, Serkan, Esra. Mehmet, Serkan, Esra özel isim. Tuğba, çiçek, örümcek, ahtapot. Tuğba özel isim. İşaretlenmiş halini görelim. Evet, devam edelim. Diğer etkinliğimize geçelim. Aşağıda hecelere ayrılmış kelimeleri yazalım. Özel isimlerin yazılışına dikkat edelim. Bu böyle bir çalışma istenmiş bizden. Önce heceleyerek okuyalım. Portakal, portakal, güvercin, güvercin, Mustafa, Mustafa. Tabii özel isim olduğu için ilk harfini büyük yazdık. Fasulye, fasulye, Emine, Emine, Emine özel isim olduğu için ilk harfini büyük yazdık. Devam ediyoruz. Neriman, Neriman özel isim, ilk harfini büyük yazdık. Değirmen, Değirmen, Süleyman, Süleyman. Özel isim olduğu için ilk harfini büyük yazdık. Diğerlerini niçin küçük yazdık? Ben sınıfta size anlatmıştım. Bir hatırlayalım çocuklar. Kelimeler tek başlarına yazılırken her zaman küçük harfle yazılırlar. Ancak cümlenin başında yer aldıklarında bir cümleye yazacaksak o zaman büyük harf olarak yazılırlardı. Süpürge, süpürge, Hüseyin. Hüseyin özel isim olduğu için ilk harfini büyük yazdık. Evet öğrencilerim, buradaki şiir incelememiz bitmiştir. Sizlerin de kitabınızda bu etkinlikleri yapmanızı istiyorum. Aynı zamanda evdeki çalışma defterinizi de özenerek yazmanızı istiyorum. Bir de şiire yeni başlıklar bulmanızı istiyorum. Sizden bu yeni başlıkları yazarak yazmanızı isteyeceğim. Ben size hemen bir örnek vereyim. Çoban ve sürüsü gibi bir başlık yapabiliriz. Hepinize sağlıklı günler diliyorum. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.